Mütevelli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı programını Büyükbelen Beldesi ile noktaladı. Büyükbelen ziyaretine MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 23. dönem Milletvekili Mustafa Enöz, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuççuoğlu, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Adnan Kesici, Büyükbelen Belde Teşkilat Başkanı Hasan Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayırlı geceler. Gençler merhaba. Hayırlı geceler. Bir daha hayırlı geceler. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Başkan Ergün'ün konvoyunu belde girişinde karşılayan Büyükbelen sakinleri belde meydanına kadar konvoya eşlik etti. Burada tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Belde sakinlerinin Başkan Ergün'e büyük ilgi gösterdiği meydanda toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Manisa'nın seçimlere büyükşehir olarak gireceğini hatırlattı, Manisa Belediyesi'nin tüm alanlara hizmeti ulaştıracak güçte olduğunu ifade etti. Maalesef mevcut hükümet sizlerin elinden belde olma hakkını aldı, buraları mahalleye çevirdi. İnşallah günü geldiğinde, zamanı geldiğinde ki önümüz gelen seçimler, burada yaşayan Büyükbelen Beldesi sakinleri gerekli cevabı gereken yerlere sandıkta göstereceklerine hiç şüphem yok. Akkal'ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz aldı. Ramazan akşamında Büyükbelen sakinleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden ve Büyükbelenlilerin Kadir Gecesi'yle Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Başkan Ergün, yerel seçimlerle ilgili bilgi verdi. Ergün şöyle konuştu. Bu akşam mütevellinin misafiriydik. Oradan Koldere'ye geçtik ve Koldere'den de şimdi sizlerle beraberiz. Tabii öncelikle bir Ramazan akşamında sizlerle beraber olmakta mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta yaşayacağımız bir Kadir Gecesi ve ondan sonraki hafta içerisinde Ramazan bayramında inşallah çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla ve akrabalarımızla inşallah Allah bizlere yaşatmayı nasip etsin. Ben şimdiden hepinizin bayramını ve Kadir Gecelerini de kutluyorum. Tabii 2009 Mart ayı ve bugün geldiğimiz süre aşağı yukarı 4 sene 3 aylık bir süre geçti. Manisa Belediyesi olarak Manisa'da en güzel öncelikle insanların mutlu olabileceği, onları sevindirebileceğimiz, akşamları ailelerinle, çoluğunla, çocuğunla, gençlerimizin gece rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde Manisa'da yaşamlarını süreceği sosyal aktiviteleri noktasında ivedilikle çalışmalarımızı yaptık. Tabii zaman zaman buradaki bulunan arkadaşlarım, değerli sizler, Manisa'ya geliyorsunuz. Bu güzellikleri bir şekilde yaşıyorsunuz. Manisa'nın değişiyor sloganı adı altında yaptığımız hizmetleri bir fiil görüyorsunuz. Aslında bizler içeride yaşıyoruz ama dışarıdan gelenler bunu çok daha farklı bir şekilde her geldiğinde de bu yapılan değişiklikleri bize söyleyerek bizleri daha da mutlu ediyor. Tabii 2012 geçtiğimiz senenin Aralık-Kasım aylarında yeni bir kanun çıktı. Büyükşehir Belediye Kanunu. Artık Manisa Belediyesi 330 bin merkez nüfusa hitap ederken, hizmetini götürürken bundan sonra bütün il bütününde 1 milyon 350 bin vatandaşa il sınırları içerisinde hizmet götürmeye çalışacak. Tabii bu ne getiriyor? Artısıyla eksisiyle her iki yönü de var. Öncelikle sizleri daha çok ilgilendiren vergisel boyutu var. Ben bunlara çok derin girmek istemiyorum. Bunların hepsini gerekli gazetelerde, basın yoluyla, duyurularla, işte bakkalın ruhsat almasından tutun, kahvenin her şeyine kadar, mevcut emlak vergisine kadar bu vergiler söz konusu. Bunlar işin bir tarafı, eksi tarafı olarak görüyorum. İlk süre içerisinde belki sizlere bir külfet getirecektir. Ancak büyükşehirin getirdiği artılara baktığımızda büyük bütçe geliyor. Bu bütçe çok daha büyük hizmetlerin
il bütününde programlanmasını getiriyor. Öncelikle mevcut bu beldelerimizin ve köylerimizin altyapı sorunları birinci öncelikle, atık su arıtma sorunları, çevresel sorunlar, çöp sorunları ve ulaşım sorunları noktasında hizmetlerin merkezden idaresini getiriyor. 2008 yılı itibariyle Manisa Belediyesi'ne aldığımız bütçe 65 milyon lira. Gelir itibariyle konuşuyorum. Yani ben gelmeden önceki senenin geliri. Ve her sene Manisa Belediyesi bütçesinde rekorları kıra kıra. Ve geçtiğimiz sene %101 bütçe gerçekleşmesiyle 2012 yılını 168 milyon lirayla yeni bir rekoru daha kırdı. Allah nasip ederse bu sene 200'e gidiyor. Ha bu nasıl oluyor? Oluyor. Çalışılırsa oluyor. Delikler kapatılırsa oluyor. Başkalarının cebine giden akarlar kapatılırsa oluyor. Alınması gereken ve üzerine gidilmesi gereken vergi dairesi, emniyet gibi kamu kurumları, SSK gibi kurumlar nasıl tahsil etmesi gerekiyorsa, Manisa Belediyesi de bu konuda bir kamu kurumu olması sebebiyle bu alması gerekenleri ve delikleri tıkaması gerekenleri tıkayarak bu gelirlere kavuştu. Bir iki tanesini sizlerle sadece örnek vermek istiyorum. Manisa Belediyesi'nin bir garajı var. Ben geldiğim sene Manisa Belediyesi'nin çıkış arabalarından aldığı bütün otobüslerin girip çıktığı garajda 75 milyonla 80 milyon arası bir gelir söz konusu. Geldiğimizin hemen akabinde 6 ay sonrası yaptığımız bütün hazırlıklarla orada bir kamera sistemleri ve yeni bilgisayar sistemlerini kurarak bugün Manisa Belediyesi'nin sadece oradan aldığı gelir ne kadar biliyor musunuz sevgili vatandaşlar? Geçtiğimiz ay aldığımız bedel 288 milyon lira. Sadece bunun bir örneği. Bir çöp işi yapılıyordu. Manisa Belediyesi'nin kasasından her ay 900 milyon müteahhit firmaya bedel ödeniyordu. Yani sadece Manisa Belediyesi'nin çöp toplama işi. Her ay 900 milyon. Manisa Belediyesi olarak biz bu sistemi terk ettik. Manisa Belediyesi'ne 35 tane kamyon dahil olmak üzere, traktörleri dahil olmak üzere bütün araçları sadece 2,5 milyonluk yatırım yaparak, ki bu araçlara yıllık ödenen bedel 4,4 milyon liraydı, biz tamamını belediyeye kazandırarak 2,5 milyon alarak bu 900 milyonluk gideri 450 milyonla 500 milyona düşürdük. İşte yıllık sadece bir tasarrufu çöp işinde 5-6 milyon tasarruf sağlayarak, yani mal satarken değil mal alınırken kazanılır. Bizim ticarette 30 sene öğrendiğimiz bu. Bir park bahçe işi yapılıyordu. Her ay 650-700 milyon gibi bir bedeller ödeniyordu. Bunu belediye bünyesinde kendimiz organize ederek tamamın ayda 150 ile 200 milyar gibi bir gidere düşürdük. İşte Manisa Belediyesi buralarda artışını sağlayarak 65 milyon liralık bütçeye karşılık 96 milyon lira borç aldığı belediyeyi bugün çok şükür borcunu da temizleyen ve gelirleri üzerinde her gün üstüne koya koya Rabbimin de yardımıyla Allah para yağdırıyor bize. Ve hizmetin Manisa'ya ve şu anda büyükşehir kapsamında da artık köylerimize, beldelerimize yapmaya başladık. Bugün mütevellinin içerisinin girişi, aydınlatmaları, belki giden vatandaşlarımız var, görüyorsunuzdur. Parkın içindeki aydınlatmalarından tutun, bulvar girişlerine, koldere meydanları, aklıma gelenlerden birkaç tanesi. Bugün diğer belde ve ilçelerimizde eksik ne varsa, bilhassa merkez köyler noktasında da bundan bir ay, bir buçuk ay öncesi bütün köy muhtarlarını topladım ben Manisa'da. İstek ve taleplerini aldım. Oturak talebi nedir? Çöp konteyneri talebi nedir? Taş talebi nedir? Cami aydınlatması talebi nedir? Bugün sadece merkezde bir ay içerisinde
70 tane caminin, köy caminin aydınlatmalarını yaptık. Bunun bilinmesini istiyorum. Bunu şu anda Büyükşehir Belediye bünyesinde Manisa Belediyesi yapma noktasında. En azından 100 tane köye ihtiyaçları doğrultusunda tabure ihtiyacı ne varsa şu anda gönderiliyor ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nden. Taş gönderiliyor. Yani bildiğim kadarıyla 1870 taneye yakın çöp konteyneri de attık şu son bir ay içerisinde. Ve Manisa Belediyesi merkeze yakın bu bütün köylerde çöpleri artık toplamaya başladı. Bunların hepsi imkanlarla oluyor. Sonuç itibariyle Manisa bugün değişiyor dedik. Bu değişimin içerisinde kısaca son bir buçuk sene içerisinde yaptığımız ve yapmak üzere olduğumuz bazı projeleri de bilgisini vermek istiyorum. Bugün bir Çanakkale Şehitliği Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu açtık. Bugün Anıtkabir'den ve İstanbul'daki Fatih Müzesi'nden sonra Türkiye'de üçüncü. Görmeyen varsa Manisa'ya geldiğinde muhakkak orayı gelip görmesini ve geçmişini, dedelerimizin şehit olduğu o anları orada canlı olarak, sesli ve görsel olarak yaşamayı, yaşatmayı, sizlere sunmayı, bu hizmeti yapabilmenin mutluluğunu biz yaşıyoruz. Bir Atatürk Gençlik Merkezi açtık Laleli'de. Bugün en az 1500-2000 arası öğrencimiz, gençlerimiz bu alandan faydalanma noktasına gidiyor. Yeni başlayan bir kent park projemiz var. 170 dönümlük bir alanda içinde yok yok havuzundan tutun kafelerine kadar, futbol sahasından basket tenis sahasına kadar, çocuk oyun gruplarından tutun piknik alanlarına kadar vatandaşlarımızın faydalanacağı ve Allah nasip ederse seçimlerden önce yılbaşında ilgili müteahhitin yer teslimiyle bütün Manisalıların hizmetine sunalım düşüncesindeyiz. Şu anda devam ediyor. Yine meclisimizin almış olduğu karar gereği ismi Alparslan Türkeş adı verilmiş köprülü kavşağı da bir ay sonra Allah nasip ederse bayram sonrası açmış olacağız. Bugün yine 9. Kasım aylarında teslimini alacağımız Manisa'ya modern bir ototerminal binası gelişin yanında Allah nasip ederse bunu da bitiriyoruz. Şu ana kadar Manisa Belediyesi bünyesinde yapılan en büyük yatırım 20 milyon lira. Sadece ototerminal binası. Köprülü kavşakta 11 milyon 100 bin artı 1 milyonu daha geldi ilave köprüden. 12,5 milyon artı KDV'siyle 15 milyona yakın ikinci yatırımımız. Yine Kent Park biraz önce söyledim. 15,900 artı KDV 18-19 milyonluk bir yatırım. Sonuç itibariyle şehirlerimizin en büyük sıkıntısı nedir? Otopark. Manisa merkezde subay lojmanları olarak nitelendirilen dispanserin yanındaki yeri çoğunuz biliyorsunuzdur. Manisa'ya geldiğiniz merkezi noktalardan biri. Orasını 24 tane daireyi yaklaşık 3 sene önce, bakın burası çok önemli ama 3 sene önce 24 daireyi biz subaylarımıza, komutanlığımıza teslim ettik. Yaklaşık 18 aydan beri içinde oturuyorlar. Güle güle otursunlar. Yine Batı Kışlağı'nın içerisinde iadesini yaparak karargah binaları ve erbaş pavyonları yaklaşık 4 milyonluk o yatırımda koyarsak 6,5 milyon liraya yaptığımız anlaşmalı protokol olan yeri daha geçen hafta teslim aldık. Ancak teslim edildi bize. Biz bunları karargah binalarında Allah nasip ederse önümüzdeki ay teslim ediyoruz. Oraya 600 araçlı bir otopark startı verildi. İhalesi önümüzdeki ay. Yani bu Ağustos ayının içerisinde yapılacak. Yine Hatuniye Camii ile Hükümet Meydanı arasında yaklaşık bir sene Anıtlar Kurulu'nun izniyle yapılan 9 metreye kadar aşağıda kazımları yapılan alanımızın ihalesi bir ay öncesi yapıldı. Ancak alamayan ikinci firmanın KİK'e yani Kamu İhale Kurumu'na bir itiraz söz konusu. Bir ay içerisinde Allah nasip ederse onun da oluru gelince ikinci otopark 400 araçlık yerin altında
bir otoparkı daha Manisa'ya kazandıracağız. Yani biri tam otomatik sistem 600 araca yakın, 560'dan 600 olacak. İkinci otopark da 400. Ha bunlar niye oluyor? Bunlar yatırım için oluyor. Manisa'daki sıkıntılı olan otopark sorunları ve trafik sorunu için yapılıyor. Şehrin 81 ilinde Türkiye'deki bütün şehirlerin en büyük sorunu trafik ve otopark. Biz bütün bunların üzerinde yol alıyoruz. Tabii yıllardan beri yapılamayan 89 yılından beri genel bir imar planı vardı. 26 sene sonra, 25 sene sonra bir imar planı yapalım dedik Manisa'ya. Manisa'nın önünü açalım dedik. Bugün Manisa'da kira fiyatları, daire fiyatları almış başına gidiyor. Yeni arsalar üretelim dedik. Yeni konut yapılacak alanlar üretelim dedik. Manisa'yı yeniden planlayalım dedik. Ama siyasi olarak önce evet dendi mecliste. Ne hikmetse sonradan hayırlı reddine gittiler. 26 senedir yapılamayan, 2 sene emek verdiğimiz genel imar planını engellediler. Ha, bu büyük şehirde olacakmış. Saygımız var. Kalkan ellere saygımız var. Demokrasiye saygımız var. Bunun kararını sizler, yani vatandaşlarımız verecek. Doğruyu yanlışı bütün Manisalı görüyor. Biz sadece vatandaşı mutlu etmek için, onlara hizmet etmek için çalışıyoruz. Çok şükür çalmadık, çırpmadık, hak yemedik, tüy bitmemiş yetimin hakkını yemedik. Bunun bilinmesini istiyorum. Geride kalan 8 aylık süre içerisinde Allah bize sağlık sıhhat verdiği sürece bu hizmetlerimizi imkanlarımız dahilinde kanunlar çerçevesinde yine sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ama Büyükşehir'de çok daha büyük imkan ve yatırımlar geleceğini sözlerimin başında söyledim. Bugün 200 milyona yaklaşan bu bütçe Büyükşehir'de 1 katrilyona yaklaşacak. Yani bugünün bütçesinin 5 katı en azından bir gelire sahip olacak Büyükşehir Belediyesi. O açıdan doğru ellere, doğru insanlara, çalmayacak insanlara Büyükşehir'i ve belediyeleri teslim etmenizi ben şimdiden buradan sizlerden rica ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Her şey hakkımızda, hayırlısı neyse, alnımıza ne yazdıysa Rabbim onu yazsın. Önümüzdeki hafta tekrar söylüyorum, Kadir akşamı ve bir hafta sonrası Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla hepinize huzurlar versin Rabbim diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ülke gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin aldığı oylara ihanet ettiğini savunan Akçay, 4 yılda bir vatandaşın önüne gelen sandıklarda bunun hesabının sorulmasını istedi. Şu anda Türkiye'yi yöneten 11 yıla yakın sürede tek başına iktidar var. 3 seçimdir üst üste tek başına ezici çoğunlukla iktidar. Ve büyük belende de birinci parti oldu. Peki oldu da ne oldu? Artık bunun hesabını, muhasebesini yapmak en başta size düşüyor. 4 yılda bir bu sandıklar boşuna önünüze gelmiyor kardeşler. Gece yarısına kadar devam eden program sonunda vatandaşlar Başkan Ergün'ün yanına gelerek sorunlarını aktardı. Büyükbelen Merkez Camii'nin ışıklandırmasının yapılacağı sözünü veren Başkan Ergün, ses sisteminin de yenileneceğini müjdeledi. Başkan Ergün'le fotoğraf çektirmek isteyen çocuklar da eli boş gönderilmedi. Ergün çocuklara top ve şapka dağıttı.